Şimdi Ukrayna Savaşı'ndan gidelim bir başka bölgesel savaşa, iç savaşa, Libya'ya. Libya'da neler oluyor? 2 Temmuz'daki yayınlarımızda ve sonraki günlerdeki yayınlarımızda orada cereyan eden protestoları ekranlarınıza geniş bir şekilde getirmiştik. Halk öfkeliydi. Halk Libya sahasındaki tüm siyasi aktörlerin çekilmesini istiyor. Hiçbirinize tahammülümüz yok demeye başladılar. Peki kim ne istiyor Libya'da? Buna bir bakmadan önce bizimle alakalı serüvenini biraz hatırlatmak isterim siz kıymetli seyircilerime. Şimdi bu enerji denklemlerinde iş iyice kızıştığında bir şekilde Türkiye'ye karşı kurulan o Akdeniz bloğunda dışlanan Türkiye bir şekilde hakkı ve hukukunu korumak adına bazı hayati temaslarda, adımlarda bulunmuştu. Bazı adımlar atmış, bazı temaslarda bulunmuştu. Onlardan biri de Libya'ydı. Şimdi Libya'da Sarraç hükümeti vardı, seçilmiş hükümet Trablus'ta. Fakat ona karşı bir şekilde darbe girişimleri yapan General Halife Hafter vardı. Hafter'le Trablus hükümeti, daha doğrusu merkezi hükümet arasındaki çatışmalar devam ederken Türkiye burada devreye girdi. Türkiye, Sarraç hükümetiyle kıta sahanlığı yetki alanlarını daraltma anlaşması yaptıktan sonra askeri anlamda da Libya'da varlık göstermeye başlayınca dengeler değişti. İç savaşta Hafter'in eli olabildiğince zayıfladı. Türkiye'nin attığı bu önemli adımı gören, başta Rusya olmak üzere, hatta Fransa, hatta Mısır ve hatta farklı ülkeler de Libya sahasında faaliyet göstermeye başladılar. Ama Türkiye o anlaşmadan geri adım atmadı ve o anlaşmayla yeni yetki alanlarını parselizasyonla belirleyerek enerji aramaya başladı. Şimdi Libya'yı tabii ki bir süredir unuttuk ama Libya hala yine bir sorun olarak orada durmaya devam ediyor. Muammer Kaddafi uzun yıllar ülkeyi demir yumrukla yönetti. 2011'de Arap Baharı Libya'ya sıçradığında Kaddafi döneminin de sonu gelmişti. O dönem Sarkozy Fransa'da cumhurbaşkanıydı. Sarkozy'nin önderliğinde NATO Libya'da Kaddafi'ye karşı bir operasyon başlatmış ve içerideki ayaklanmayı askeri anlamda desteklemişti. Bir şekilde Kaddafi doğup büyüdüğü kentte yakalandı ve kendi halkı tarafından linç edilerek öldürüldü. Ama bugün Libyalılar adeta Kaddafi dönemini mumla arar oldu. Doğalgaza, hatta elektriğe para ödemeyen Libyalılar ciddi bir enflasyonla yüzleştiler. Ciddi faturalar, kabarık faturaları ödemek zorunda kaldılar. Ama daha da önemlisi Libya'da korkunç bir iç savaş 10 yıldan fazladır bu Afrika ülkesini kemirip eritiyor. Ve artık insanlar bunalmış durumdalar. Bir tarafta Hafter yanlıları, diğer tarafta şu anda Sarraç sonrası gelen Dibeybe hükümeti, diğer taraftan Tobruk Meclisi, bir taraftan Temsilciler Meclisi, herkes siyasi aktör olarak bir şekilde söz sahibi olmanın derdinde. Ama böylesine zor bir coğrafyada siyasi söylemler yeterli kalmıyor. Hemen namlular konuşuyor, hemen eller tetiğe gidiyor, çatışmalar yaşanıyor ve sivil insanlar hayatını kaybediyor. Yaşanan bu ekonomik krizden de adeta bu yaşanan kaostan da bıkmış olan Libyalılar sokağa çıktılar ve çok derin ve çok şiddetli protestolara imza attılar. Hükümet binaları kuşatıldı, parlamentolar kuşatıldı. Seçilmiş bir başbakan olan ama başbakan olup olmadığı bile belli olmayan de facto bir vaziyetteki Dibeybe de o protestolara destek vermişti. Peki bu ülkede kim ne istemekte? Göstericiler ne istiyorlar bakalım. Şimdi hem ülkenin doğusunda hem de batısında insanlar sokağa çıktılar. Tobruk'ta hem de Misrata'da, yani hem Tobruk hem Misrata'da gençler ağırlıkta sokaktalar ve sokağa çıkmaların ne anlama geldiğini irdelemeye çalışalım. Trablus'ta şehitler meydanında toplanan gruplar hükümetin de siyaset sahnesini terk etmesini istiyor. Yani Dibeybe hükümetin. Ülkenin doğusundaki protestolardaysa daha çok Hafter ve Tobruk merkezli parlamentoyu hedef alan göstericiler var. Onlar da Hafter'in ve Tobruk hükümetinin, yani Tobruk meclisinin siyasi arenadan ellerini, ayaklarını çekmesini istiyorlar. Şimdi ne olacak? Peki buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Tam bir kaos var. Tobruk meclisi, Halife Hafter, Dibeybe hükümeti. Peki bu ülkeyi şu an kim yönetiyor? Dibeybe yönetiyor gibi görünüyor ama tamamen dediğim gibi bir de facto durumu var. Ve bu söz konusu de facto durumu bir irade boşluğunu ve o irade boşluğu da her kafadan bir sesin çıktığı kaotik bir siyasi yapılanmayı ortaya koyuyor.
Bu da artık ülke insanını bıktırmış durumda. Dolayısıyla gruplar hepsi kendi bölgelerinde hüküm sürenlere karşı çıkıyorlar. Hafter'in kontrolündeki yerlerdeki gençler Hafter'in gitmesini istiyor. Tobruk'un meclisinin kontrolündeki, Tobruk hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki gençler o hükümetin elini ayağını çekmesini istiyor. Trablus'taki gençler de Dibey Bey bu işi yapamıyor, gitsin istiyor. Peki ne olacak? Kim nasıl gelecek? Kim orayı yönetecek? Aslında Libya için söylenebilecek en mantıklı şey tüm coğrafyalar için söylenen o müthiş cümle, egemenlik, tam bağımsızlık. Libya bir şekilde bunu sağlayamadığı sürece iflah olmayacak. Hafter orada bir aktör, darbeci bir general olarak biliniyor. Birçok darbeye de imza attı. Hafter bir şekilde bu arenada çekilir mi, siyasi arenada? Ya da diğer bir takım farklılıklar belli bir potada birleşebilir mi? Bu aslında Libya için cevabı aranması gereken sorular. Çünkü Libya aşiretlerin çoğunlukta olduğu bir coğrafyadır. Afrika coğrafyasıdır. Belli aşiretler vardır ve bu aşiretlerin kendi bölgelerinde oluşmuş siyasi ontolojilere verdiği destekler vardır. Bunların demografik bağları var, ırksal bağları var, kültürel bağları var, farklı farklı aileler, akrabalık bağlılıkları var. Ama hepsinden öte merkezde, Trablus hükümeti merkezi altında o çatıda birleşip yeni bir siyasi söylem, yeni bir devlet yönetim şeklinin ortaya çıkması şu an için hiç de mümkün görünmüyor. Bunun olabilmesi ancak ülkedeki derin iç savaşın sonlanmasıyla mümkün. Ve Türkiye'nin orada çıkarları var. Bir şekilde Dibey Bey hükümetinin devrilmesi, tamamen devrilmesi ve orada Hafter gibi radikal unsurların ülkenin kontrolünü ele geçirmesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz denklemindeki yaptığı önemli stratejik anlaşmayı suya düşürür. Bu da Türkiye'yi farklı bir anlamda zor durumda bırakabilir. Ankara o yüzden Libya'yı önemsiyor ve Ankara Libya'daki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Şimdi 4